Milli mücadele zaferine uygun bir diplomatik başarı mı? Masa başında yenilgi mi? Çok uluslu bir imparatorluğun küllerinden doğan genç bir ulus devletin inşasını dünyaya kabul ettiren kuruluş senedi mi? Yoksa batılı güçlerle uzlaşabilmek için başta Musul ve Kerkük olmak üzere Misak-ı Milli'den ödünler verilerek imzalanan bir anlaşma mı? Cumhuriyet tarihinin en çok tartışılan belgesini öncesiyle sonrasıyla Lozan Anlaşması'nı anlatmaya devam ediyoruz. Geçen bölümde Türk ordusunun İzmir'e girişini, Çanakkale ve İstanbul boğazlarında Türk askerleriyle müttefik askerlerinin yeniden savaşın eşiğine getiren Çanak krizini ve Budanya mütarekesini anlattık. Budanya'da İtilaf devletleriyle ateşkes imzalayan Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırıyor, İstanbul'daki Osmanlı hükümeti sona erdiriliyor. Padişah Vahdettin İngilizlere sığınırken meclis reisi ve başkumandan Mustafa Kemal Paşa bunca patırtı arasında bir yandan da müttefik ülkelerle yapılacak barış görüşmelerinde Türkiye'yi temsil edecek en uygun ismin kim olacağını düşünüyordu. Lozan'da yapılacak olan barış görüşmelerinde Türkiye'yi sadece Büyük Millet Meclisi temsil edecekti. Şimdi iş barış görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini temsil edecek ismi bulmaya kalmıştı. Başdelege kim olacaktı? Vekiller Heyeti Reisi yani Başbakan Rauf Bey mi, Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey mi? Pek çok insanın kafasındaki ilk aday Rauf Bey'di. Mustafa Kemal'in aklındaki ise en güvendiği, ona en bağlı isimdi. Gard cephesi kumandanı İsmet Paşa. Lozan'a yabancı devletlerin dışişleri bakanları gelecekti. Gazi'nin kararı, İsmet Paşa'nın da dışişleri bakanı yapılarak Lozan'a gönderilmesiydi. İsmet Paşa'ya emrivaki şeklinde dışişleri bakanı olacağını ve sulh delege heyeti başkanı olarak gideceğini söyledim. Paşa birdenbire hayrete düştü. Asker olduğundan bahsederek özür diledi. Nihayet teklifi bir emir telakki ederek itaat gösterdi. Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey, Gazi'nin isteğiyle istifa etti. O zamanki meclis hükümeti sisteminde bakanlar meclis tarafından oylamayla seçiliyordu. Meclis 26 Ekim'de Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığına toplandı. Yapılan oylamada İsmet Paşa Dışişleri Bakanı seçildi. Ankara hükümeti Mudanya Ateşkesi gibi barış görüşmelerinin de Türkiye'de İzmir'de yapılmasını istemiş ama kabul ettirememişti. Lozan barış görüşmelerinin İzmir'de olmasını talep ettik. İngilizlere dedik ki Lord Curzon'a ve diğer devletlere biz sizi İzmir'e davet ediyoruz. Şimdi neden İzmir diye sorabilirsiniz. Neden İzmir? Çünkü İzmir Türk zaferinin sembolü olan bir şehir. Ve orada Yunanlıları yendik ve milli mücadeleyi kazandık. Dolayısıyla bu buranın Türkler üzerinde psikolojik bir üstünlük sağlayacağı düşünüyor. Türklere bir üstünlük sağlayacağı hedefleniyor. Diyorlar ki biz şimdi İzmir'i kabul edersek ve kalkıp Türklere ayağına gidersek sadece Yunanlılar yenilmiş gibi görünmeyecekler. Aynı zamanda itilaf devletleri de yani müttefikler de yenilmiş, İngiltere de yenilmiş gibi görünecek. Böyle bir görüntünün ortaya çıkmasına asla müsaade edemeyiz. İngilizler yenilmiş görüntüsü oluşturulamaz. Kesinlikle gidilmeyecek. Bu birinci gerekçe. İkinci olarak ileri sürdükleri gerekçe, şimdi diyorlar biz kalkıp da Türk topraklarına gidersek Türkler konferans başkanı olmak isteyecekler. Kendi topraklarında yapılıyor.
hiçbir koşul ve şartta konferans başkanlığı Türklere verilemez. Neden verilemez? Konferans başkanlığı çok önemli, stratejik bir konum. Çünkü konferans başkanı gündemi belirliyor, ajandayı belirliyor. Hangi konunun ne kadar süreyle konuşulacağını, kimlerin konuşturulacağını belirleyen kişi konferans başkanı. Çok önemli bir konu, asla Türklere bırakılamaz diyorlar İsmet Paşa'ya. Lord Curzon geliyor, diyor ki, Paşa gel bunu İzmir'de yapmayalım. Niye? Çünkü bu Venizelos var ya, Venizelos da Yunan Dışişleri Bakanı ve Yunan Başdelegesi. Bu Venizelos var ya, Venizelos çok hassas bir kişilik. Bunun duyguları incinir. Bunu gerçekten aynen ifade böyle, İngilizce ifade, Venizelos'u incitmiş oluruz. Çünkü zaten yendiniz, zaten orduları İzmir'de denize döktünüz. Şimdi bir de ben adeta gözlerine sokarcasına, bunu İzmir'de yapmanın anlamı yok. Gelin bunu başka yerde yapalım. Nerede yapalım? Benim bildiğim şahane bir yer var. Tarafsız bir ülke. İşte Lozan'da yıllardır oralarda şey yapılır. Birkaç itiraz geliyor fakat yok yok, en güzeli Lozan diyorlar ve Lozan'a görüşmeler taşınıyor. Barış Konferansı'nın İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılacak olması Türk heyeti için bir sorundu. Hava yolu söz konusu değildi. Lozan'a buharlı trenle Ankara'dan 4, İstanbul'dan 3 günde gidilebiliyordu. Haberleşmede ancak telgrafla ve güçlükle yapılabilecekti. 1 Kasım'da saltanatı kaldıran meclis, 3 Kasım'da başdelege İsmet Paşa'nın yanına 2 delege daha seçti. Sinop milletvekili Doktor Rıza Nur ve Trabzon milletvekili iktisatçı Hasan Bey, Hasan Saka. Lozan heyetine danışman olarak da 4 milletvekili seçildi. Bunlar sonradan alacakları soyadlarıyla Manisa milletvekili Celal Bayar, Diyarbakır milletvekili Zülfü Tigrel, Adana milletvekili Zekai Apaydın ve Burdur milletvekili Veli Saltıkgil'di. Hükümet tarafından görevlendirilen uzman ve gazeteci danışmanlar da vardı. Hukukçular Münir Ertegün ve Profesör Tahir Taner, hariciyeci ve tarihçi Hikmet Bayur, mülkiye müfettişi Şükrü Kaya, maliyeci Fuat Ağralı, haham ve Fransızca öğretmeni Hayim Nahum, Adalet Bakanlığı Meslekler Dairesi Müdürü Baha Bey gibi isimler. Gazeteci yazar Ruşen Eşref Ünaydın ile şair ve diplomat Yahya Kemal de görülür. Lozan'a gidecek heyete İstanbul'daki Osmanlı diplomatlarının alınmayışının siyasi sebepleri vardı. Hatırlamalıyız ki Lozan görüşmeleri için batılı devletler hem İstanbul hükümetini hem Ankara hükümetini bir arada ve beraber davet ettiler. Zaten bu esas itibariyle Ankara hükümetiyle İstanbul hükümeti arasındaki mevcut siyasi krizi daha da derinleştirdi. Ve sonuç olarak bir anlamda Osmanlı Devleti'nin sonunu getiren son bardağı taşıran damla işlevi gördü. Bu nedenle 1 Kasım 1922'de Osmanlı Devleti Ankara Meclisi'nin almış olduğu bir kararla tarihe karışmış oldu. Şimdi bunu hatırlayacak olursak eğer ve artık Ankara Meclisi'nin Osmanlı Devleti'ni tarihen yok saydığını göz önüne alacak olursak, Lozan'a gidecek olan Ankara Meclisi'nin göndereceği heyetin herhangi bir şekilde Osmanlı, eski Osmanlı hükümetinden ya da Osmanlı devletinin milli mücadele döneminde çalışmış diplomatlarından kendisine temsilci bulmaya çalışması siyaseten doğru bir davranış olamazdı. Eğer böyle bir şey yapılmış olsaydı, o zaman Ankara hükümetinin ve Ankara Meclisi'nin Lozan'da kendisini temsil ettirecek, görüşlerini dile getirecek yetenekte diplomatlara, siyasetçilere sahip olmadığı gibi bir ortaya
manzara çıkardı ki bu zaten daha görüşmelerin en başında Ankara hükümeti açısından son derece zor bir durum ortaya çıkarırdı. Lozan Konferansı'na gidinceye kadar askeri mesleğimde diplomasi vazifeleri yaptım. Kurmay subayları mahsus hudut vakaları veya muharebe esnasında bilhassa Yemen'de bulunduğum zaman muharipler arasında temaslar gibi vesilelerle diplomatik vazifeler yapmışımdır. Diplomatların yaşayışları, düşünüşleri hakkında, özel hayatları hakkında aman hiçbir fikrim yoktu. Meslekten o kadar uzak bir hayat geçirmiştim ki, mesela basit bir misal söyleyeyim, diplomatların yemeklerde, her yemekte ayrı bir giyinme usulleri olduğunu zannediyordum. Bunları ilk günü otelin salonunda yemek yiyeceğimiz vakit bir mesele olarak etrafıma sordum. Ne giyeceğiz, ne yapacağız diye. Ben o zamana kadar çizmeden başka bir ayakkabı tanımıyordum. Sabahleyin kalkar kalkmaz ilk işim olarak çizmeyi ayağıma geçirir. Ondan sonra tabii bir şekilde terlikle dolaşıyormuşum gibi hazırlanırdım. Lozan'a bu bilgiyle gittim. İlk iki gün geçer geçmez büsbütün başka şartlar içinde yeniden çalışmaya mecbur olduğumu şimşek çakmış gibi gözümde derhal fark ettim. Muharebe meydanından çıkmış, oraya gitmiştim. Vazifenin bu kadar ehemmiyetli olduğunu bilmiyordum. Her tarafıyla birdenbire gözümde o kadar güç ve o kadar geniş bir vazife aldığım kanaati geldi. Delege ve danışman seçimini 3 Kasım'da tamamlayan meclis, aynı gün Lozan görüşmeleri için dışişleri bütçesine 150 bin lira ek ödenek konulmasına ilişkin kanunu kabul etti. Kanunun 3. maddesine göre baş delegeye günlük 10, diğer 2 delegeye 8'er, danışmanlara 5'er, mütercim ve katiplere 3'er, koruma görevlisi olarak gidecek erlere de 2'şer İngiliz lirası yevmiye verilecekti. 1922 yılının Ankara'sındayız. 10 yıllık savaşın ülkenin bütün kaynaklarını eritip tükettiği o günlerde Ankara daracık, tozlu, çamurlu yollarıyla yoksul ve ışıksız bir Anadolu kentidir. Birkaç bakkalın önünde milletvekillerinin halkla birlikte kuyruğa girerek alışveriş yapabildiği, bakanların at arabalarıyla ya da at sırtında meclise gidip geldiği yıllar. Meclis bütün yoksulluğuna rağmen Lozan'da yeni Türkiye'yi temsil edecek delegelerin el aleme karşı iyi giyinmeleri gerektiğinde hemfikirdi. Bu sebeple kanunun 4. maddesi uyarınca baş delegeye 50, diğer bütün delege, danışman, tercüman, katip ve erlere de 20 İngiliz lirası elbise parası verildi. 3 Kasım günü mecliste Lozan'la ilgili seçimler ve ödenek kanunu tamamlandıktan sonra milletvekilleri Lozan'da izlenecek yol hakkında konuşmalar yaptılar. Kasım günü öğleden sonra ilk sözü çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı İsmet Paşa aldı. Lozan'da Türkiye'nin haklarını, Misak-ı Milli ve Meclis'in yaptığı uluslararası anlaşmaların esasları dahilinde savunacağını söyledi. Meclis'in desteğinin Allah'ın yardımıyla vesile olacağını ekledi. Sonra milletvekilleri söz aldılar. Rize Milletvekili Ziya Hurşit, Türklerin asırlardan beri diplomasi masalarına mağlup oturduğunu, İlk defa masaya zaferle oturulacağını söyledi.
Misak-ı Milli'den mali bağımsızlıktan taviz verilemeyeceğini, vatani ve milli meselelerde ihtilaf olamayacağını belirtti. Bütün memleket İsmet Paşa Hazretlerinin arkasındadır diyerek sözlerini tamamladı. İzmit Milletvekili Hüseyin Sırrı Bey konuşmasında adli ve mali kapitülasyonların Lozan'da bila kaydı şart, kayıtsız şartsız reddedilmesi gerektiğini belirtti. Suriye sınırı konusunda Ekim 1921'de Fransa ile yapılmış olan Ankara Anlaşması'nın Türkiye'nin henüz zayıf olduğu sırada yapıldığını, Misak-ı Milli'den mecburen tavizler verildiğini, birçok Türk'ün ve Kürt'ün sınırın Suriye tarafında kaldığını, bunun Lozan'da düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Kıbrıs doğumlu olan Sırrı Bey, Ege Adalarını ve Kıbrıs'ı Anadolu'nun denizde kalmış parçaları olarak niteleyerek Lozan'da buraların alınması gerektiğini savundu. Musul'u almanın önemini anlattı. Lozan'da ülke sınırları dışında kalacak Müslümanların Türkiye'ye olan bağlarını devam ettirmek için dini yönetimlerinin hilafete bağlı olmasının sağlanmasını tavsiye etti. Kıbrıs'ın İngiltere tarafından yasa dışı olarak ilhak edildiğini söyleyen Türk milliyetçisi Sırrı Bey ile Kürt milliyetçisi Bitlis milletvekili Yusuf Ziya Bey arasında geçen kısa diyalog meclisteki ruhu çok iyi yansıtıyordu. Biz halen Kıbrıs adasını Osmani biliriz. Osmani yok, Türkiye'dir. Evet, Türkiye'dir. O vakitki tarihi Osmani üzerine söylüyorum. Meclis reisi Mustafa Kemal Paşa, Dersim milletvekili Diyap Ağa'nın yaşlı ve hasta olduğunu, sıra beklemeden konuşmak istediğini belirtti. Bu istek kabul edildi. Diyap Ağa 70 yaşında Dersimli bir zazaydı. Erzurum Kongresi'nden beri milli mücadeleyi destekleyen, Sakarya Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde meclisin Kayseri'ye taşınması gündeme geldiğinde biz buraya savaşmaya mı kaçmaya mı geldik diyerek meclisin Ankara'da kalmasını sağlayanlardan biriydi. Konuşmasına hepimiz biliyoruz ve söylüyoruz ki dinimiz, diyanetimiz, aslımız ve neslimiz hep birdir. Bizim içimizde ayrılık gayrılık yoktur. Allah doğrunun yardımcısıdır diye başlayan Diyap Ağa sözü Lozan'a gidecek olan heyete getirdi. Allah yardımcıları olsun. Hamdolsun gidenler dinini, diyanetini bilen insanlardır. Hepimiz biriz. Ne Türklük ne Kürtlük davası vardır. Hep biriz, kardeşiz. İsmimiz Hasan, Mehmet, Hüseyin. Hepsi bir ananın, bir babanın oğludur. Dinleri, diyanetleri, kabuleleri birdir. Ama düşmanlar bizi birbirimize saldırtmak için tuzaklar kuruyorlar. Biz bir kardeşiz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İşte bu. Diyap Ağa'dan sonra söz alan Erzurum Milletvekili Süleyman Necati Bey, Avrupalı güçlerin Türkiye'yi ırki azınlıklar kavramıyla bölmek istediklerini belirterek, Türklerle Kürtlerin bölünmez bir bütün olduğunu anlattı. Kürtlerin tarihi daima Türklerle beraberdir diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. Bu tarihin kabul ettiği hakikatlerdendir. Binaenaleyh Türk'le Kürt ayrı bir kavim değildir. Kürt toplumu asırlardan beri İslamiyet'ten sonra gelen Türklerle o kadar karışmışlardır ki tek vücutturlar. Bugün öyle bir Türk yoktur ki dayısı, damadı veya yeğeni Kürt olmasın. Ve öyle bir Kürt yoktur ki onun damadı, yeğeni yahut dayısı Türk olmasın. Binaenaleyh benim annem Kürt. Beni annemden nasıl ayırırsınız? Türk'ün ve Kürt'ün iktisadi bakımdan da ayrılamayacağını anlatan Süleyman Necati Bey, bölücülüğün sev projesi olduğunu belirtti. Türkiye'de ırki ekaliyetler yoktur diye vurguladı. 1925 yılında Şeyh Said isyanı sonrasında İstiklal Mahkemesi kararıyla idam edilecek olan Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya Bey ise Lozan'da en mühim meselenin ırki azınlıklar sorunu olacağına dikkat çekti. Misak-ı Milli'den taviz verilemeyeceğini savunan Yusuf Ziya Bey'e göre Musul, Kerkük ve Süleymaniye Türkiye'ye aitti. Ben Deniz Kürt oğlu Kürdüm. Bir Kürt mebus sıfatıyla sizi temin ederim ki Kürtler bir şey istemiyorlar. Yalnız büyük abileri olan Türklerin saadet ve selametini istiyorlar. Avrupa'nın Serp paçavrasıyla verdiği bütün hakları ayaklarımız altında çiğnedik. Türklerle beraber kanımızı döktük. Onlardan ayrılmadık. Ayrılmak istemedik, istemeyiz. Azınlıklar söz konusu edildiği zaman Kürtlerin hiçbir talebi yoktur. Lozan'da delegelerimiz Suriye hududunu düzeltsin. Kerkük'ü, Süleymaniye'yi, Musul'u unutmasınlar. Lozan'da azınlıklar meselesi konuşulurken
Kürt meselesini gündeme getiren İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, ırk azınlıkları ve dil azınlıkları kavramlarını kabul ettirmek için nasıl uğraştığını, İsmet Paşa ve Rıza Nur'la Curzon arasında geçen büyük kavgaları gelecek bölümlerde göreceğiz. Biz yine 3 Kasım 1922'ye geri dönelim. Sevr'de sözü geçen, Lozan'da da Türkiye'nin önüne getirilen ırki azınlıklar konusunda söz alanlardan biri de Kırşehir Milletvekili Müftü Müfit Efendi'ydi. Türk demek Kürt demektir. Kürt demek Türk demektir. Çerkez demek Türk demektir. Laz demek Türk demektir. Bizde ayrılık yoktur. O gün meclis kürsüsünde konuşan diğer milletvekilleri de Misak-ı Milli'nin gerçekleştirilmesinin ve kapitülasyonların mutlaka kaldırılmasının önemine dikkat çektiler. Hatay ve Batık Trakya'nın bırakılamayacağını söylediler. Bolu Milletvekili Tunalı Hilmi Bey, Allah İsmet Paşa Hazretlerine kılıcı gibi keskin kalem nasip etsin diye konuştu. Batı Trakya, Hatay, kapitülasyonlar, ırki azınlık olmadığı gibi konularda 17 tane önerge verildi. Bitlis, Mardin, Muş, Siirt, Diyarbakır, Urfa ve Van milletvekilleri, Türkler ve Kürtler tek bir kütledir diye başlayan bir önerge verdiler. Meclisteki bu konuşmalar, zafer heyecanı içindeki milletvekillerinin Lozan'dan beklentilerinin çok yüksek olduğunu gösteriyordu. Bu yüksek beklentiler süreç ilerlediğinde büyük eleştirilere dönüşecekti. Ertesi gün yani 4 Kasım'da Meclis Reisi Mustafa Kemal Paşa ve Başbakan Rauf Bey'in imzasıyla Lozan'da Türkiye'yi temsil etme yetkisinin İsmet Paşa ve arkadaşlarında olduğunu belirten diplomatik belge imzalandı. Daha önemlisi Lozan'daki müzakerelerde neleri nasıl savunacaklarına dair 14 maddelik bir de talimatname yazıldı. Başbakan ve bakanların yanı sıra Mustafa Kemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın imzasını taşıyan talimatname, Lozan'da Türk heyetine yön verecek olan belgeydi. Belgeye göre Lozan'a gidecek Türk heyetinin asla taviz vermeyeceği, bir engel çıkarsa Ankara'ya sormadan konferansı terk edip Türkiye'ye döneceği iki konu vardı. Doğu Anadolu'da Ermenistan kurulması söz konusu olamaz. Kapitülasyonlar kabul edilemez. Bunun anlamı Ankara'nın bu iki konuda savaşı göze aldığıydı. 1912'den 1922'ye kadar 10 yıl savaş felaketi yaşamış olan Türkiye, bu iki konuda gerekirse yeniden savaşacak, hiçbir taviz verilmeyecektir. Belgeselimizin gelecek bölümlerinde Lozan'da Ermenistan talepleri ve kapitülasyonlar konusunda yaşanan diplomatik savaşları göreceğiz. Şimdi talimatnameye geri dönelim. Talimatnamenin 7. maddesine göre İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla Gelibolu Yarımadası'nda yabancı asker bulunması kabul edilmeyecek, Lozan'da bu konuda terslik olur da konferansı kesmek gerekirse Ankara'ya bilgi verilecekti. Lozan heyetine verilen talimatta, Sevr Anlaşması'nda terhis edilmesi istenen ordu ve müttefiklerin el koyduğu donanmayla ilgili olarak da şu kesin hüküm vardı. Ordu ve donanmaya sığınılması söz konusu olamaz. Talimatnamede bu konular dışında konferansı kesmekten bahsedilmiyor, çok kesin ifadelerde kullanılmıyor, talepler konusunda zorluk çıkarsa Ankara'dan yeni talimat istenmesi belirtiliyordu. Mesela Irak hududuyla ilgili ikinci madde şöyleydi. Süleymaniye, Kerkük ve Musul vilayetleri istenecektir. Konferansta bundan farklı durumlar ortaya çıkarsa, Bakanlar Kurulu'ndan talimat istenecektir. Talimatnamede Musul, Kerkük ve Süleymaniye istenirken, petrol gibi iktisadi menfaat konularında İngiltere ile müzakereler yapılacağı belirtiliyordu. Ege Adaları ile ilgili madde ise şöyleydi. Kıyılarımıza pek yakın adalar ülkemize katılacak, olmazsa Ankara'dan sorulacak. Diğer konularda da müzakerelerin gidişine göre Ankara'dan talimat isteneceği belirtiliyordu. Suriye sınırının düzeltilmesi ve Batı Trakya'da plebisit yapılması da talep edilecek,
sonuç alınamazsa Ankara'dan talimat istenecekti. Talimatnamenin diğer maddelerini şöyle özetlemek mümkün. Gayrimüslim azınlıklar konusunda nüfus mübadelesi istenecek. Düyun-u Umumiye idaresine son verilecek. Osmanlı'nın borçları Osmanlı'dan ayrılan ülkelere paylaştırılacak. Yunanistan'dan savaş tazminatı istenecek. Türkiye'deki yabancı kurumlar Türk kanunlarına tabi olacak. Ülke sınırları dışındaki Müslüman vakıfları zamanında yapılmış anlaşmalardaki haklara sahip olacak. Tarihçi diplomat Bilal Şimşir, Lozan'a gidecek Türk heyetine verilen bu talimatnamenin Bakanlar Kurulu toplantısında çarçabuk kaleme alındığını, o günlerde Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı'nın da henüz tam kurulmamış olduğunu belirtir. Osmanlı diplomatlarının deneyimlerinden yararlanılsaydı belki de daha ayrıntılı bir talimatname hazırlanabilirdi. Tarihçilere göre talimatname yetersiz olduğu için İsmet Paşa Lozan'a gayet hazırlıklı gelen müttefik delegeleri karşısında sık sık Ankara ile telgraflaşmak zorunda kalacaktı. Lozan ile Ankara arasında telgraf haberleşmesi başlı başına bir sorun olacaktı. 150-200 yıllık şart meselesinin masaya yatırılıp çözüleceği bir konferansa gidiyorsunuz. Bu çok sıkı bir hazırlık gerektirir. Elbette ellerinden geleni yaptılar. Fakat bu yeterli olmadı. Son 150-200 yıllık da şart meselesinin sonuçlandırmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla her seferinde Lozan'dan Ankara'ya, Ankara'dan Lozan'a talimat sormak için telgraflar çekilmek zorunda kalınıyor. Bu da tabii hazırlığın bize yetersiz olduğunu gösteriyor Türk tarafından. Fakat dediğim gibi şunu hiç unutmamak lazım. Ankara hükümeti savaştan çıktı, direkt Lozan'a gitti. Yani İsmet Paşa postallarını çıkardı, iskarpinlerini girdi ve Lozan'da görüşmeye gitti. Ankara'nın Lozan heyetine verdiği talimat metninin yeterince ayrıntılı olmamasından başka, Başbakan Rauf Bey ile arasında görüş ayrılıklarının ortaya çıkması da daha fazla telgraflaşmaya yol açmıştı. Lozan görüşmelerinde hükümetin Lozan heyetine vermiş olduğu talimatlar elbette ki bir konferans masasında ve diplomatik tartışmalarda tamamen kabul ettirilebilecek hususlar değildi. Bazı konularda bazı görüşmeler sırasında tavizler verilmesi, taviz alınarak tavizler verilmesi söz konusuydu. Bu bakımdan Lozan heyetinin Rauf Orbay'ın başkanlığındaki Ankara hükümetinden gelen bütün talimatları olduğu gibi kabul edemediğini, tam tersine bu talimatların çok defa değiştirilmek zorunda kaldığı ve dolayısıyla Rauf Orbay'ın ve hükümetin bazı talimatlarıyla Lozan heyetinin tutum ve davranışı arasında zaman zaman çelişkiler ve görüş ayrılıkları olduğunu kabul etmeliyiz. Bu görüş ayrılıkları ve çelişkiler Lozan heyeti tarafından hükümet konusunda Atatürk nezdinde bir hayli şikayete de neden olmuştu. Özellikle İsmet İnönü, Lozan görüşmecisi ve baş delegasyonun başı olarak hükümetten gelen bütün taleplerin olduğu gibi konferans masasında müzakere sırasında kabul ettirilmesinin imkansız olduğunu, özellikle sınırlar konusunda, özellikle Musul konusunda ve başkaca bazı meselelerde hükümetin taleplerinin ve talimatlarının çok kez görüşmeler sırasında değiştirilmek zorunda kaldığını Atatürk'e kabul ettirecektir. Tarihçi Cemil Koçak'ın da belirttiği gibi Lozan sürecinde ve anlaşmanın imzalanmasında asıl inisiyatif Atatürk'te İnönü'deydi. Lozan aslında bir anlamda hükümetin taleplerine karşı Atatürk'le İnönü'nün bu talepleri Lozan görüşmeleri ve diplomasi masasında yeniden formüle ederek, değiştirerek kabul ettirmesine dayanan bir çerçeve içinde gerçekleşti. Lozan'da İsmet Paşa'nın elindeki talimatnameye benzer bir hedefler listesi de
Dışişleri Bakanı Lord Curzon da vardı. Curzon, A ve B kategorileri olarak iki bölümden oluşan liste üzerinde müttefiklerin desteğini sağlamıştı. İtiraf devletleri bu hedefler için Türkiye'nin karşısında beraber hareket edecekti. Curzon'un hedefleriyle İsmet Paşa'nınkiler tamamen birbirinin tersiydi. İsmet Paşa'ya verilen talimatnamede, ordu ve donanmaya sınırlama konulması söz konusu olamaz denirken, Lord Curzon'un hedefler listesinde Türk ordu ve donanması sınırlı olacaktır. Eğer bunda yumuşamaya gidilirse, sayısı kesinlikle kısıtlanması gereken Avrupa'daki Türk birliklerinin kısıtlanması yumuşatılmayacaktır deniliyordu. Yine İsmet Paşa'ya verilen talimatnamede kapitülasyonların kesinlikle kaldırılması hükmü varken, Lord Curzon'un hedefler listesinde kapitülasyonların sadece yumuşatılacağı yazılıydı. Türkiye Lozan'a Yunanistan'dan harp tazminatı istemek üzere giderken, Lord Curzon Türkiye'den Birinci Dünya Savaşı için tazminat istemek üzere gidiyordu. İsmet Paşa'ya Musul, Kerkük ve Süleymaniye'yi istemek, Suriye hududunda düzenleme yapılmasını sağlamak, Lord Curzon'a ise buralardaki manda rejimlerinin devam etmesini ve ancak manda idarelerinin uygun göreceği ölçüde küçük düzenlemeler yapılmasını sağlamak görevi verilmişti. Lozan'a gelirken İngilizlerin temel konuları, en önemli temel konularından bir kısmını iki kategoriye ayırıyorlar. Bir tanesi A kategorisinde olanlar ve mutlak surette elde edilmesi gerekenler. Bir tanesi de B kategorisinde olanlar. Bunlar da olmasını arzu ettikleri maddeler diyelim. Birinci kategoride boğazlar var, Musul var, kapitülasyonlar var, adalar var, tazminat meselesi var, İstanbul'daki işgal var, var, var. Biraz da Batı Trakya sınırı falan var. İkincisinde de azınlıklar var, mali sorular var, sorunlar var ve ekonomik sorunlar var. Şimdi bu birinci A kategorisindekiler içerisinde, yani mutlaka alınması gerekenler içerisindeki en önemli üç tane de boğazlar meselesi, Musul meselesi ve Türkiye ile Sovyetler Birliği'nin arasının açılması. Bilhassa Musul konusunda Ankara'nın İsmet Paşa'ya, Londra'nın Curzon'a verdiği talimatlar tamamen birbirinin zıttıydı. Nasıl ki Büyük Millet Meclisi Türk temsil heyetine böyle bir talimat listesi vermiştir, İngiliz heyetinin elinde de, Lord Curzon'un elinde de böyle bir talimat vardır. Ve birinci maddesi Musul konusunda kesinlikle herhangi bir toprak pazarlığına girişilmemesi şeklindedir. Türk tarafı Musul'da toprak talebinde bulunursa, o durumda onu petrolle tatmin etmek ve petrol gelirinden ona pay vermek, fakat toprak konusunda kesinlikle pazarlığa girişmemek şeklinde bir karar alınmıştır. Ve Curzon'a verilen talimat da bu yöndedir. Bunu Türk heyetine verilen talimatla karşılaştırırsak, biliyorsunuz Türk heyetine verilen talimat listesinde ikinci maddesi Musul, Kerkük ve Süleymaniye'nin isteneceği, karşılığında İngilizlere petrol ayrıcalıkları tanınabileceği, zorluk çıkarsa hükümetten, Ankara'dan talimat isteneceği şeklindedir. Bir karşılaştırma yaparsak, Türk tarafının Musul'la ilgili Lozan'a giderken yaklaşımı pazarlığa açıktır, İngiliz tarafının ise tamamen kapalıdır. İsmet Paşa ile Lord Curzon'un elindeki kartlar böylesine zıt olduğu için Lozan müzakereleri çok çetin geçecek, beklenilenden epey uzun sürecekti. Ankara hükümeti İsmet Paşa'ya talimatname vermekle yetinmedi. 4 Kasım günü müttefiklere bir nota gönderdi. Lozan görüşmelerinin boğazlarla ilgili oturumlarına Karadeniz devletlerinin, yani Sovyet Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'nın da katılmasını istedi. Ankara, İngiltere ve müttefiklerinin karşısında yalnız kalmamaya çalışıyordu. Sovyetler, Karadeniz'i batılı devletlere kapatmak istiyordu ve bu Lozan'da Türkiye'nin pazarlık gücünü artıracaktı.
Ankara'da yeni kurumlaşmakta olan Dışişleri Bakanlığı'ndaki uzmanlar, Türkiye'nin Lozan'da savunacağı tezleri ayrıntılı dosyalar halinde hazırlayıp İsmet Paşa'ya verdiler. İsmet Paşa ve heyeti Lozan'a bu dosyalarla gideceklerdi. Türk delegasyon heyeti Lozan'a gitmek üzere 5 Kasım Pazar günü 3 vagonlu özel trenle Ankara'dan İstanbul'a hareket etti. Garda onları uğurlayanlar arasında Mustafa Kemal Paşa da vardı. Buharlı tren kömür ve su ikmali için çeşitli istasyonlarda duruyor. Buralarda halk kurbanlar keserek, dualar ederek, sevgi gösterileriyle onları karşılayıp uğurluyordu. 7 Kasım sabahı İstanbul Haydarpaşa Garı'nda muazzam bir kalabalık tarafından törenle karşılandılar. Muhafazakar Tevhid-i Efkar gazetesi, İsmet Paşa'nın şehre gelişini İstanbul bir istiklal kahramanına daha kavuştu manşetiyle haber verdi. Heyet İstanbul'da 2 gün kaldı. İsmet Paşa basına misak-ı milliden zerre kadar ayrılmamıza imkan yoktur şeklinde demeçler verdi. Darülfünun'a yani üniversiteye yaptığı ziyaret sırasında Paşa'ya Lozan'da başarı dileyen öğrenciler ona altın bir kalem armağan ettiler. İsmet Paşa, Süleymaniye semtinde doğduğu evi ziyaret etti. Ankara hükümetinin İstanbul'daki temsilcisi Refet Paşa ile görüştü. Ermeni Patriği Zaven Efendi ile Hahanbaşı Becerano Efendi de Refet Paşa'yı ziyaret ederek kutladılar. Milli hakimiyetin memlekette mutlu sonuçlar vermesi için dua ettiklerini bildirdiler. İstanbul'a gelişinin ertesi günü İsmet Paşa'nın çok önemli bir ziyaretçisi oldu. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold. Rumbold konferansın gecikeceğini söyleyerek İsmet Paşa'dan Lozan'a gidişini ertelemesini istedi. Halbuki müttefikler Türkiye'yi Lozan'a davet ederken 13 Kasım'da görüşmelerin başlayacağını kesin bir dille resmen bildirmişler. İsmet Paşa da ona göre yola çıkmıştı. Bu yeni bir İngiliz oyunu muydu? Ertelemeye sebep olarak İngiltere'deki seçimler gösteriliyordu. Erteleme aynı zamanda Curzon'un bir taktiğiydi. Curzon bu arada müttefiklerle görüşüp Lozan'da masaya Türkiye'ye karşı bir cephe kurarak oturmaya çalışacaktı. Ankara ve İsmet Paşa programı değiştirmediler. 9 Kasım günü Sirkeci Garı'nda toplanan halk Yaşasın Misak-ı Milli sloganıyla Türk heyetini uğurladı. Rumbold Londra'ya yazdığı raporda İsmet Paşa'nın ertelemeyi yapan müttefikleri protesto etmek ve kamuoyunda zor duruma düşürmek için Lozan'a hareket ettiğini yazdı. Sirkeci'den Şark Sürat Katarı'yla yola çıkan heyet, Sofya, Belgrad, Venedik, Milano üzerinden 55 saatlik bir yolculukla Lozan'a ulaşacaktı. Tesadüfen Bulgar Başbakanı Stambuliski de aynı trenle Belgrad'a gidiyordu. Stambuliski trende İsmet Paşa'yı ziyaret etti. Türkiye ile dostluk politikası izleyen Bulgar Başbakanı, ülkesine Ege'ye çıkış verilmesi için Lozan'da Paşa'dan destek istiyordu. Tren Milano istasyonuna geldiğinde İsmet Paşa İtalyan gazetecilere açıklamalar yaptı. Türkiye'nin bir an önce sulh istediğini, müttefiklerinde aynı istekte olmalarını temenni ettiğini, hilafet merkezinin İstanbul olduğunu, yeni Türkiye'nin başkentinin de muhtemelen İstanbul olacağını söyledi. Bu açıklamalardaki amacı hala İstanbul'da bulunan işgal kuvvetlerinin bir an önce çekilmesini sağlamaktı. Türk heyetini taşıyan tren 11 Kasım Cumartesi akşamı Lozan'a, arkamda gördüğünüz Lozan Garı'na ulaştı. Ulaşır ulaşmaz da Fransa'nın Lozan konsolosu Tetrom İsmet Paşa'yı trende ziyaret etti. Barış konferansının müttefik ülkelerdeki iç politika sorunlarından dolayı 20 Kasım'a ertelendiğini anlattı. Müttefik ülkelerdeki iç sorunlar, İngiltere'deki seçimlerde Lloyd George'un iktidardan düşmesi ve Bonarlo hükümetinin kurulmasıyla İtalya'da faşist Mussolini'nin iktidarı gelmesiydi. Konsolos Tetro, Paşa'yı Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Poincaré adına Paris'e davet etti. İsmet Paşa yazılı bir resmi davet gönderilmesini istedi. Üzerlerinde takım elbiseler, boyunlarında kravatlar ve başlarında Kuvayi Milliye'nin sembolü olan kalpaklarıyla Lozan'a giden Türk delegasyonu Lozan Palace Oteli'ne yerleşti. Otelin kapısına büyük bir Türk bayrağı asılmıştı. Lozan'daki Türk Ocağı'nın üyesi Türkler ve Mısırlı öğrenciler İsmet Paşa'ya destek gösterileri yaptılar. İsmet Paşa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ferit Bey'den diplomatik gelişmeler hakkında bilgi aldı.
Hemen ardından İngiltere ve Fransa'ya bir nota gönderdi. Müzakerelerin 13 Kasım'da başlayacağı sözü üzerine Lozan'a geldiğini hatırlatan paşa notasında şöyle diyordu. Barışın ertelenmesi Türk milleti için büyüklüğü ölçülemeyecek fedakarlıklar ve zahmetlerle giderilmesi sadece bizim iyi niyetimize bağlı olmayan sonuçlar doğuracaktır. Dünya barışı adına konferansın süratle toplanması için beslediğim en hararetli temennilerimi zat-ı asil annelerine sunarım. Savaş yorgunu Avrupa kamuoyunda rüzgar barıştan yana esiyordu. Lord Curzon, Avrupa kamuoyunu Türklerin aşırı talepleriyle barışı engellediğine inandırmak isterken, İsmet Paşa ise asıl Türklerin barış yanlısı olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Poincaré ve Lord Curzon, İsmet Paşa'nın notasına gönderdikleri cevabi telgrafta, ertelemeden dolayı özür dilediler. Ertelemenin hükümet değişikliklerinden kaynaklandığını tekrarladılar. İsmet Paşa konferansın başlamış olması gereken 13 Kasım Pazartesi günü Lozan Palace Oteli'nde bir de basın toplantısı düzenledi. Paşa'nın konuşma metni 8 sayfalık bir broşür olarak basılmıştı. Gazetecilere dağıtıldı. İsmet Paşa özetle büyük taarruzdan önce Mustafa Kemal'in Londra'ya temsilciler göndererek barışçı çözüm imkanı aradığını ama bu çaba sonuçsuz bırakıldığı için savaşın uzadığını anlattı. Türkler sözlerinde durarak Lozan'a geldiler. Ama müttefiklerden kimseyi bulamadılar dedi. Hilafet konusuna da değindi. Halifelik bütün siyasi çatışmaların üstünde kalacaktır. Halife bağımsız olmalıdır. Yabancı bir kuvvetin egemenliği altında kalamaz ve yaşayamaz. Halife hilafetin merkezi olan İstanbul'da ve Türkiye'nin himayesi altında kalacaktır. Hilafetin Osmanlı hanedanından alınacağı yolunda yalan bir haber duydum. Halifelik daima onlarındır. Bu açıklamanın sebebi İngiltere'nin hilafeti Araplara geçirmek istediği yolundaki yaygın söylentilerdi. Ertesi gün istediği resmi yazılı davetin gelmesi üzerine İsmet Paşa Paris'e hareket etti. Yanında diplomat Münir Ertegün ile yaverleri Yarbay Tevfik Bıyıkoğlu ve binbaşı Atıf Esenbel vardı. 15 Kasım'da görüştüğü Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Poincaré'ye müttefiklerin Lozan'da Türkiye'ye karşı birlikte hareket etmek için gizlice anlaşmış olup olmadıklarını sordu. Poincaré böyle bir gizli anlaşma olmadığını, Lozan görüşmelerinin eşit devletler arasında yapılacağını, Türk heyetine Versay'da Almanya'ya davranıldığı gibi davranılmayacağını söyledi. İsmet Paşa Poincaré'ye İstanbul'dan çıkmanız şarttır. Boğazlar'da, Trakya'da hiçbir yerde yabancı kuvvet kabul etmeyiz dedi. Bu konularda Poincaré'nin tavrı olumsuz değildi. Ancak iş kapitülasyonlara gelince soğuk bir hava esti. Poincaré mali kapitülasyonların kaldırılmasında müsait davrandığı halde adli kapitülasyonlar için kaçamaklı konuşuyordu. Kapitülasyonlar meselesinde konuşmamız bir münakaşa, bir çekişme halinde devam etti. Ben kaldıracağız diyordum. O bin intikal, geçiş dönemi koyacağız diyordu. Kapitülasyonlar konusunda durum bu olunca İsmet Paşa diğer konuları açmaya gerek görmedi. Poincaré'nin ofisinden ayrıldı. Paşa o akşam Fransız devlet adamı ve Türk dostu Franklin Bouillon ve Savunma Bakanı Penleve tarafından geniş katılımlı bir yemeğe davet edildi. Yemekteki havadan Lozan'da bilhassa kapitülasyonlar konusunda büyük kavgalar yaşanacağı anlaşıldı. İsmet Paşa Paris'ten Lozan'a hareket edeceği sırada Ankara'dan bir haber geldi. Vahdettin bir İngiliz gemisiyle ülkeyi terk etmişti. İsmet Paşa'nın basın açıklamalarında bu konuda bir beyanı yoktur. Diplomatik açıdan önemsememiş olmalı. Ve babam o sırada Paris'te. Yani babam Türkiye'de değil zaten. Yani o zamana kadar zaten hükümet, İstanbul hükümeti daha çok İngilizlere yanaşıyor ve İngilizlerin bir hal çaresi bulacağına inandığı için hep onların söyledikleri, onların suyuna gidiyor. Onun için ve üstelik İstanbul işgal altında, İngilizlerin işgali altında. Yani eğer Vahdettin çekilmek yahut da memleketi terk etmek isterse normal olarak bu yoldan gidecek. Son derece şey bir şey, normal yani işin şey gelişi, devam edişi şeklinde oluyor. Babam da zaten o sırada Paris'te. Sonra da yani hiç Vahdettin hakkında da babamın öyle yani hiçbir zaman yani onlarda bir süreç bir şeyler yapmaya çalıştılar ama şartlar artık değişmişti. Onun için başka bir yöne sapıldı. Yani hiç onlar hakkında kötü bir şey söylemez Vahdettin hakkında. İsmet Paşa
Fransız basına yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu, Fransız okullarına, kültür kurumlarına ve ticari çıkarlarına zarar vermeyi istemediğini, ancak misak-ı milli ve bağımsızlık konularında kararlı olduğunu vurguladı. 17 Kasım'da Paris'ten Lozan'a dönen İsmet Paşa, arkamda gördüğünüz Lozan Palace Oteli'ne yerleşti. İsmet Paşa, Lozan'da Hint Müslümanlarının Londra'da yayınladığı The Muslim Standard gazetesinin müdürü Seyyid Abdülkayyum Malik'le görüştü. İsmet Paşa, Grillon Oteli'nde görüştüğü Malik'e şu beyanatı verdi. Türk milleti İslamiyet'in kolu ve kılıcıdır. Türkiye hilafeti tutuyor ve tutacaktır. Hilafet Türk milletine vediadır, emanettir. Türk milleti hür ve bağımsızdır. Bunun için hilafet de saldırıdan korunmuştur ve güce sahiptir. Hilafetin bütün vasıfları korunmuş ve güvenlidir. Biz yaşadıkça kanımızın son damlasına kadar hilafeti tutup yaşatacağız. Fakat tek bir adamın şahsi malı olmasına asla müsaade edemeyiz. Hilafet hakkı Türk milletinde mahfuzdur. Osmanoğullarının saltanatını lağvettiklerini hatırlatan paşa, şimdi artık hilafetin Müslümanlar arasında daha büyük bir anlaşma ve yardımlaşma kaynağı olduğunu söyledi. Mihnetli günlerimizde onların devamlı yardımlarını beklemekte olduğumuzu düşünerek bizi haklı görmelerini bekleriz. Bizim güç işlerimiz daha bitmemiştir. Sizin dert ortaklığınıza yardım ve manevi kuvvetinize ihtiyacımız var. Biz büyük İslam aleminin üyelerindeniz. Hilafet hakkı Türk milletinde mahfuzdur. Lozan'da bunlar olurken Mustafa Kemal Paşa milli mücadeleye büyük destek vermiş olan Hindistan Hilafet Komitesi ile görüşmek ve Yunan işgalinde büyük yıkıma uğrayan Anadolu'ya yardım toplamak için Hindistan'a bir Kızılay heyeti göndermişti. Türkiye için bu aşamada İslam dünyasının desteği hayati önem taşıyordu. İsmet Paşa'nın henüz ayrıldığı Paris'te ise şimdi başka bir hareketlilik vardı. Paşa kentten ayrıldıktan bir gün sonra Lord Curzon Paris'e geldi. Poincaré ile görüştü. İkili kısa süre sonra Mussolini ile de görüşecek. İngiltere, Fransa ve İtalya Lozan'da büyük ölçüde birlikte hareket edeceklerdi. Lozan Konferansı Lord Curzon'un Poincaré ile görüşmesinden iki gün sonra 20 Kasım Pazartesi günü şu an önünde bulunduğumuz Mont Benon gazinosunda açılacak. İlk gerilim de açılış töreninde yaşanacaktı. Lord Curzon'un manevralarını, İsmet Paşa'nın Mussolini ile görüşmesini ve Lozan'daki büyük kavgaları gelecek bölümde göreceğiz.